Efendim usta, tarifli olarak herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde tereyağlı ve fıstıklı tel kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Bunu en ince noktalarına varıncaya kadar tarifini vereceğiz. Sizler de yaptığınız zaman gerçekten her daim bu tarifi denemek isteyeceğiniz bir tariftir. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. İlk başta şerbetimizden başlıyoruz arkadaşlar. Şerbetimiz için 800 gram toz şeker, 1 litre su yeterlidir. Güzel bir şekilde kaynadıktan sonra kenara alıp bunun ılımasını bekliyoruz ve diğer işlemlere yavaş yavaş geçiyoruz. Almış olduğumuz 1 kilo tel kadayıfı bir bıçak yardımıyla küçük küçük olacak şekilde arkadaşlar bunları kesmemiz lazım. İçerisine ayrıyetten 200 gram tereyağı, 200 gram ceviz, 150 gram da içine katabilmek için fıstık kullanıyoruz. Burada tel kadayıfımızın içerisine tereyağını eritip ilave ediyoruz. Bunları yavaş yavaş şekilde gördüğü gibi biz tereyağımızı hafiften ocağın üzerinde bir teflon tavanın içerisine erittikten sonra doğramış olduğumuz tel kadayıfımızın içerisine ilave edip bunları güzel bir şekilde tereyağıyla kadayıfı birbirine yedirmemiz lazım. Harmanlayıp bunu iyice yedirdikten sonra diğer işlemlere yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi bunlar iyice birbirine geçtikten sonra yağla kadayıf artık bu işlem hazır demektir. Kadayıfımıza başlamadan önce kullanacağımız tepsinin dibine güzel bir şekilde tereyağı ilave edip sürdükten sonra içerisine fıstıklarımızı katıyoruz arkadaşlar. Fıstıklarımızı ters çevirdiğimiz zaman şekil olarak güzel görüksün diye biz bu işlemi yaptık. Az bir şey kadayıfı elimize alıp tepsinin dibine ince bir tabaka olacak şekilde şekilde görüldüğü gibi dizerseniz güzel olacaktır. Bir tepsi yardımıyla şu şekilde görüldüğü gibi bastırıp ince bir tabaka halinde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu birinci aşama arkadaşlar. Elimizde fıstık varsa fıstık, ceviz varsa ceviz ortasına ilave ettikten sonra İlk başta yaptığımız şekildeki gibi tekrardan üzerine ince bir tabaka gelecek şekilde kadayıflarımızı yeniden ilave ediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken kurallardan bir tanesi arkadaşlar. Çok aşırı kalın dökmeyeceksiniz. Eğer dökerseniz hamurlaşmaya neden olmuş olabilir. Yani çok aşırı da olmayacak, çok da az olmayacak. Orta halli bir olacak. Biz buradan 1 kilo kadayıftan bir büyük bir de küçük tepsi olacak şekilde iki kadayıf tepsisinde yaptık arkadaşlar. Tekrardan bir tepsi yardımıyla şekli güzel çıksın diye arkadaşlar iyice elimizle bastırmamız lazım. Evet, bu işlemi güzel bir şekilde yaptıktan sonra bunu daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırında üzeri nar gibi kızaracak şekilde güzel bir şekilde kızartmamız lazım. Kontrollü bir şekilde fırında pişirirseniz üstünü yakmadan, eğer fırınınız üstü yanacak şekilde ise üzerine bir tepsi de örtebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şekilde görüldüğü gibi biz kontrollü bir şekilde üzeri nar gibi kızarıncaya kadar kızarttık ve bir tepsi yardımıyla şimdi bunu ters çevirmemiz lazım. Elimizi yakmadan hafiften yavaşça kırmadan kadayıfımızı zedelemeden. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Sizler de bu işlemi yaptığınız zaman bizlere hak vereceksiniz ne kadar güzel ve lezzetli olduğunu. Tekrardan diğer tepsinin içerisine kırmadan yavaşça bunu katıp tekrardan fırına sürmemiz lazım. Bir 5 ile 7 dakika arasında kontrol etmemiz lazım. Çünkü çok çabuk üstü yanabilir. Fırından çıktıktan sonra yavaşça şerbetini vermemiz lazım arkadaşlar. Sizlerden ricam, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuşsunuz arkadaşlar. Bir büyük tepsi bir de küçük tepsi yaptık biz burada 1 kilo kadayıftan. Yani bayağı bir bereketli oluyor arkadaşlar. Sadece bir tepsi yaparsanız 750 grama yakın bir kadayıf yeterlidir. Burada kadayıfımız fırından çıktığı zaman sıcak, şerbetimiz de ılık olması lazım.
Bu şerbeti verdikten sonra yarım saatte 45 dakika arasında dinlendikten sonra afiyet yiyebilirsiniz. Gerçekten güzel oldu. Şimdiden yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.